Müstebekkiller 7B sınıfına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Evet, her biri acaba zeminin kaç metre altında kendilerine harika bir ev kurdu? Ecenaz, senle başlayalım. Ecenaz, yerin kaç metre derinliğinde yaşıyorsun sen? -18. -18. O zaman -18 metre derinliğe şöyle indiğimde -18 metrede Ecenaz'ın Eç diye bir evi vardı. Değil mi? Ve üstelik bu evin bir de çatısı vardı Ecenaz'ın. Sonra Ravza, sen kaç metre derinlikteydin? -19. -19. -19 metre derinlikte ise Ravza yaşıyordu. -19 metreye de Ravza'nın, üstelik Ravza oraya havuz bile yapmıştı. Ravza'nın evi -19 metreydi. Peki Emirhan, senin evin kaç metre derinlikteydi? 1. -1. -1. -1 metre derinlikte ise Emirhan'ın evi vardı. Peki Latif, senin evin ne kadardı? -2. -2'de Latif'in evi vardı. Ve 7B sınıfı bu zeminin altına ev yapmıştı. Peki. Sonra Mehmet Selçuk, yan yana mıydın? Evet. -2'ydim ben. Evet. Mehmet Selçuk da -2 metre derinlikte yaşıyordu. Mustafa, sen kaç metre derinlikteydin? 22 mi? 21 mi? 22. Bilmiyorum. Senin evin. Sen karar ver. 22 mi? Mustafa 22'ydi. 22 mi? O zaman şöyle yapalım. Seni şöyle Ravza'ya daha hani yakın geleceksin. -22. Evet, -22 metrede Mustafa yaşıyordu. Peki. Alper, sen kaç metre derinlikteydin? Hocam, ben 20. 20. O zaman. Yok hocam, 9. 9. 9 muydu? Tamam. Evet. Öyleyse -9 metreye Alper'i yerleştiriyorduk ama o er diye evim olsun istemişti. Kadir, senin evin kaç metre derinlikte? Hocam ben -8'deydim. Ben -8'deydim. O zaman Alper'e yakın şöyle -8 metrede Kadir'in evi vardı. Sonra başka kim var? Ece Kurt. Ece Kurt, senin Ece evin Kurt. Ne kadardı? -18. -18. Sen Ecenaz'la komşuydun öyle mi? Aynı derinlikteydin. Evet. Ecenaz'la Ece Kurt -18 metrede evleri vardı. Sonra başka kimi söylemedim? Yağmur. Neredeydin Yağmur? Ravza'yla aynı -19. Sen de Ravza'yla komşuydun. Evet. O zaman Ravza'nın yanına -19 metreye Yağmur'a bir ev yapalım şöyle. Sonra Melisa, sen kaç metreydin? -20. Öyleyse bu kızlar hep yan yana ev kurmuş kendilerine. -20 metre derinlikte Melisa'nın evi varmış. Peki başka kimin evi kaldı? Herkesi yerleştirdim. Ben dedim. Hocam evet. Benim sesim açık değil mi? Geliyor. Evet evet. Emirhan, seni de yerleştirdik mi? Aynen öyle. Sonra bu köstebekler karınları acıkınca daha çok yukarıya, köstebekler en çok ne yer çocuklar? Havuç. Havuç mu yer? Tamam. Havuç değil. Öyleyse havuç yemek için Emirhan'ın karnı çok acıkmış. Emirhan da -1 metre derinlikten pıtır 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 önce zemine gelmiş. Zemin kaçtı çocuklar? 0'dı değil mi? Peki Emirhan'ın yolculuğu bakalım. Ama bir dakika, havuç yerin altında mı olur? Evet. Evet. Havuç olmasın o yüzden. Başka bir şey olsun. Çünkü sen yukarıya çıkayım ya. Ne olsun? Elma. Havun olsun. Ne olsun? Fındık. Kabart hocam. Tamam. Karpuz
olsun, tamam. Fındık yemeye gidiyor Emirhan. Emirhan, biraz da sallayalım. Yani hikayeleşelim. Gerçek olmasın her şey, mantıklı olmasın. Tamam mı? Emirhan tam tamına 2 metre yüksekliğe doğru çıkmış. Artık bir ağaca tırmanmış. Öyle hayal edin. 2 metre yükseklikte karnını doyurmuş. Peki Emirhan'ın toplamda kaç metre ilerlediğini nasıl bulacağız Emirhan? Önce buradaydın. Eksi bir metre derinlikteydin. Sonra eksi bir metreden zemine geldin. Sıfır. Sonra 2 metrede buraya ilerledin. Evet. Toplamda buradan buraya doğru ne kadar yol kat etmiş oldun? Yani eksi bir ile sen artı 2'yi topladığında sonuç ne olur? Ona bakmanı istiyorum. Yok, 3 hocam, 3 metre. 3 metre ilerledim. 3 metre ilerledin. Öyle mi diyorsun? Peki, 3 metre ilerledin ama şöyle diyeceksin. Yani toplamda 3 metre ilerlemiş oldu. Mutlak değerce bunu sen düşündün. Aslında şöyle düşünmen gerekiyordu. Oldu, dayanamıyorum. 1 mi olacak hocam? Evet. Toplamda ilerlemiş olduğun mesafe 1 metre ilerlemiş oldun. Neden? Çünkü yerin altına 1 metre gittin. Yerin üzerine 2 metre gittin. Bir yerin altına bir de yerin üzerine gittiğin için çıkarma işlemi yapacaksın. Çıkarma işleminde ise ne yapıyorum? 2 metreden 1 metreyi çıkartıyorum. 2'den 1'i çıkartırsam ne kalır? 1 kalır. Peki mutlak değerce 2 mi daha büyük? Eksi bir mi daha büyük? İki daha büyük. İkinin işareti artı olduğu için sonuç ne oldu? Artı bir oldu. Peki gelelim Latif sana. Burada mısın Latif? Evet. Buradayım hocam. Latif, 2 metre yerin altındaydın. Farklı bir yöne gidiyorsun. Eğer farklı bir yöne gidersen hangi işlemi yapacaksın? Çıkarma işlemi yapacaksın. Aynı yöne gidersen toplama işlemi yapacaksın. Farklı yöne doğru gidersen çıkarma işlemi yapman gerekiyor. Sonra mutlak değerci büyük olan sayının işaretini sonucuna yazman lazım. Dinliyorsunuz değil mi? Sonra size soracağım. Esne ve Ravza. Latif, 2 metre yerin altındaydın. Latif'in karnı çok acıktı. Komşularına da verecek, çok toplaması lazım. Biraz daha yukarı gitti. Farklı bir renk alıyorum. Farklı bir renk. Ve Latif tam tamına ne kadar gittin biliyor musun? 4 metre yukarıya çıktın. 4 metre. Şimdi o zaman 2 metre aşağıdaydın. 2 metre yerin derinliğindeydin. Sonra yukarı 4 metre daha çıktın. Toplamda sonuçta bunun değerini nasıl hesaplayacağız Latif? Çıkartacak mıyız? Evet. Farklı yöne gittiği için ne yapıyorum? Çıkarma işlemi yapıyorum. 2 metre yerin altına gittim, 4 metre yerin yukarısına gittim. Farklı yönlere gittiğim için işlemim ne olacak? Çıkarma işlemi olacak. 4'ten 2'yi çıkardım, 2 kaldı. 2. 4 mü büyük, 2 mi büyük? 4 daha büyük. 4'ün işareti ne? Artı. O zaman sen kaç metre ilerlemiş oldun? 2 metre ilerlemiş oldun. Anladınız mı? Devam edelim. Şimdi sırada kim var? Mehmet Selçuk. Mehmet Selçuk çok fazla gitmeden hemen karnını doyurdu. Mehmet Selçuk sadece 1 metre yukarıya çıktı. Şimdi öyleyse Mehmet ne kadar ilerlemiş? Eksi 2 metre yerin altındaydı. Artı toplama işimi yapmak istiyorum. 1 metre daha gitti. O zaman Mehmet Selçuk farklı yönlere gittin ya sen. Bir yerin altındaydın, yerin üstüne gittin. Farklı yöne gittiğin için çıkarma işlemi yapacaksın. Sonuç ne olacak Mehmet? Mehmet. Düştü mü Mehmet? 1 olacak hocam. Evet, 1 olacak. İşareti ne olacak peki? Eksi olacak. Neden Mehmet? Çünkü 2, eksi 2 artı 1'den mutlak değerce nedir? Daha büyüktür. O yüzden 2'nin işareti eksi olduğu için sonuç ne olacak? Eksi 1. Çünkü sen yerin altında daha çokça gitmiştin. O yüzden bunun işareti eksi ise sonuçta eksi olacak. Tamam mı? Ne kadar çok ilerlediysen
onun işaretini alıyorsun. Anladın mı? Gelelim evet. Kadir sana. Kadir burada mısın? Evet. Kadir tam tamına eksi 8 metredeydi. Sonra 3 metre daha yukarıya çıktın. O yüzden artı 3 oldu. Kadir sen 8 metre aşağıdaydın. Artı ne kadar ilerledin bakacağım. Sonra artı 3 metre daha gittin. O zaman tamam. Ne kadar ilerlemiş oldun? Hocam 6 metre ilerledim. 2 metre. 8'den 3'ü çıkartıyorsun değil mi? 8'den 3'ü çıkartırsan kaç kalır? Hocam ya şey 2 tane 3 zannettim. Hocam ha. Şey 5 kalır değil mi? Peki 8 mi 3 mü daha büyük? Mutlak değerce baktığında 8 daha büyük. 8'in işareti ne? Eksi. Yani peki. Sen yerin altına daha çok yol kat ettiğin için o sayının işareti olan eksiyi sonuca yazıyoruz. Tamam mı? Burada kim vardı? Mustafa mı vardı? Mustafa burada mısın? Evet hocam. Evet. Mustafa 22 metre derinlikteydin. Epeyce. Sonra zeminden yukarı biraz daha yukarı çıktın. Biraz hocam, daha çıktın. Hocam ben bilmedim o kadar çıkamam. Tamam çok çıkarmadım. 3 metre çıkardım. Artı 3 metre daha çıktın. Şimdi farklı yöne gittin. Yerin altına eksi 22, yerin üzeri 3 metre. O zaman bir yukarıya, bir aşağıya gittin. Çıkarma işlemi yapacağım. 22'den 3 çıktı kaç kaldı? 19 mu kaldı? Kaç kaldı? 19. Mustafa? Tamam. 19. Tamam. Peki işareti ne olacak? 19'un işareti ne olacak Mustafa sence? Ne olacak? 19'un işareti. Evet. 22 mi büyük, 3 mü büyük? Mutlak değerce. 22 mi büyük, 3 mü büyük? 22 daha büyük. 22'nin işareti ne? Eksi. O zaman sonuç ne oldu? Eksi 19 oldu. Peki. Melisa, şimdi sıra sende. Eksi 20 metre derindeydin. Eksi 20 metre. Artı. Yukarı çıkıyorsun. Farklı bir yöne gidiyorsun Melisa. Sen de 1 metre yukarıya gittin. Artı 1 metre. Eksi o zaman... Eksi 19. Farklı yöne gittiğin için bu aşağıya, bu yukarıya gittiği için çıkarma işlemi yapıyorum. 20'den 1'i çıkardım. 19. 21'den mutlak değerce daha büyüktür. Hak ediyor o zaman. Bir kere 21'den daha büyük. O neyi hak ediyor? Ya 20'nin işareti eksi ise o zaman sonuç ne olacak? Eksi 19 olacak. Anlıyor muyuz çocuklar? Evet. Evet. Geldik Yağmur'a. Yağmur biraz daha yukarılara. Daha yukarılara. Daha da yukarılara. Ve daha da yukarıya. Tam tamına 4 metre yukarıya çıktı. O zaman bakalım. Yağmur sen yerin altında 19 metreydin. Eksi 19. Farklı bir yöne çıkmak istedin. Farklı bir yöne artı bir ilerleme var. Artı farklı yön nedir? Artı 4 metre. O zaman ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. 19'dan 4'ü çıkartırsa kaç kalır? 15. İşareti ne olacak peki? Eksi. Evet. 19 4'ten mutlak değerce daha büyüktür. 19 metre epey bayağı bir gitmişsin. 4 tane gitmişsin. Bu 19 tane gitmişsin. O zaman işareti eksi ise sonuç ne olacak? Eksi 15 olacak. Ve evet. Ravza'da sıra. Ravza komşusu, Yağmur'un komşusu Ravza 19 metre derindeydi. Canı çok sıkıldı. Birazcık dışarıda gökyüzüne bakıp ağaçlardan elma toplamak istedi Ravza. Tam tamına yukarıya, tam tamına. Neredeyse dağa çıkacaktı Ravza. Tam tamına kendini tutamadı. Tutamıyor. Ravza zirveye çıkıyor ve zirvede tam tamına 19 metre ilerledi Ravza. Evet. O zaman artı ilerledi ya. O yüzden artı 19 metre daha ilerledin Ravza. Ne yapacaksın Ravza? Sonuç ne olacak? Evet. 19 olacak. 19. Yukarıya 19 metre gittin. Aşağıda da 19 metreydi. Farklı yönlere gidersen ne yapıyordun?
çıkarma işlemi yapıyordun. Farklı yöne gittiğin için. O zaman 19'dan 19 çıktı, ne kaldı? 0 kaldı. Yanıt neymiş? 0'mış. Ve geldim Ecenaz'a. Ecenaz 18 metre derindeymiş. Evet. Onu da buraya yazalım. Eksi 18 metre. Bakalım ne kadar ilerleme kat etmiş. 18 metre aşağıda. Sonra buradan sonra Ecenaz yukarı çıkmış. Daha yukarı. Dayanamıyor, tutamıyor kendini. Çok hareketli. Artık pes ediyor ve tam tamına 7 metre yukarı çıkmış bulundu. Kim? Ecenaz. Peki, artı 7 metre. O zaman bir aşağıya indin, sonra yukarı çıktın. Farklı yönlere gittiğin için ne yapıyorsun? Çıkarma işlemi yapıyorsun. 18'den 7 çıktı, kaç kaldı? 11. Peki, işareti ne olacak Ecenaz? İşaretim? Artı. Emin misin? 18 mi büyük, 7 mi büyük? Hangisi daha büyük? 7. Hayır, mutlak değerce bakıyorsun. Yani işaret olarak bakmıyorsun. Yani tam sayı olarak 18. bakmıyorsun. Daha derine gitmişsin, 18 metre gitmişsin. Burada 7 tane gitmişsin. 18 tane gittiğin için daha çok gitmişsin. O zaman diyorsun ki onun işareti neyse sonuç ne olacak? O olacak. Tamam mı? Daha dikkatli dinleyelim. Efe, sana sordum mu ben? Hayır Efe. Hocam. Efe. Hayır. Efe, sana soruyorum. Aynen cevaplıyor. Efe, kaç metre derindeydin sen? -7. -7. Peki, -7 metre derindeyken sen, Efe yukarıya çıkıyor, yukarıya ve 8 metre yukarıya çıktın Efe. -7'ydin, yukarıya çıktın, 8 metre, artı 8 metre yukarıya çıktın. Sonuç ne olacak Efe? -1 mi hocam? -1. -1 mi? +1 mi? +1 hocam. +1 oluyor. +1. 8, işarete bakmıyorsun. Yani burada büyük küçük bakarken mutlak değerce ne demek? İşarete bakmıyorsun. Artı 8 mi büyük? 8 mi büyük, 7 mi büyük diye bakıyorsun. Peki. Artı ve eksiye bakmadan karar veriyorsun büyüklüğüne. Mutlak değerce o demek. Yani uzaklık olarak bakıyorsun. Diyorsun ki Efe 7 birim aşağıya gittim. 8 birim birim olarak bak. Yani 8 tane yukarı çıktım. 7 tane aşağıya gittim. 8 tane yukarıya çıkmak daha büyük olur değil mi? O yüzden 8'in evet. işareti artı olduğu için sonuç ne olacak? Artı olacak. Oldu mu? Tamam. Oldu. Peki. Kim kaldı? Ece Kurt mu kaldı? Ece Kurt burada mısın? Ben hocam. Buradasın. Biraz canlı ol Ece. Şimdi 18 metre aşağıdasın öyle mi Ece? 18 evet. metre aşağıdasın. Bakalım ne kadar ilerledin? Artı ve Ece Kurt. Yukarıya çıkıyor. Tam tamına 9 metre çıkıyorsun Ece. Artı 9. Şimdi bir aşağıya indin, bir yukarıya çıktın. O zaman hangi işlemi yapacaksın Ece? Artı mı? Ece, hangi işlem nedir işlem? Toplama ya da çıkarmadır değil mi? Ya çarpma bölme de olabilir de burada burada işlem derken farklı yöne gittiğimizde ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Çıkarma işlemi yaptığım için 18'den 9'u çıkardım. Kaç kaldı? 9 kaldı. Şimdi sen 18 metre bir ilerledin. 18 metre ilerledin. Bir de kaç? 9 metre ilerledin. 18 metre çok ilerledin değil mi? O yüzden onun işareti eksiyse sonuç ne olacak? Eksi olacak. Biraz zihninizde belirdi mi Efe? Evet. Anladınız mı? Ya şu sayfayı silmeye kıyamıyorum. Devam edelim mi yapmaya? Alper'inki de var. Nasıl? Alper'i yapmadınız. Alper'i yapmadın mı? Alper, burada mısın Alper? Buradayım hocam. Alper, 9 metre yerin altındaydın. Sonra vazgeçtin,
2 metre yukarıya çıktın. Şimdi Alper bak yazıyorum. 9 metre yerin altındaydın. 2 metre yerin altındaydın. Eksi 7 olur hocam. Aa harikasın ya. Aferin sana bak. En hızlı sen söyledin. Bravo valla. Daha hızlı söyleyenler de vardı da unutmuş olabilirim. Eksi 7 metre. Aferin. Şimdi çocuklar yeniden böyle sen söyle diye yapalım mı? Anladık mı? Takıldığınız bir yer var mı? Bak şimdi burada bir temizlik yapacağım. Şimdi yeni bir şey daha anlatacağım size. Şöyle siliyorum. Şu temizliği. Şöyle. Şunları da sileceğim. Her ne kadar kıyamasam da. Hop hop. Şöyle. Şuraları da. Hop. Farklı yöne gittiğimde ne yapıyormuşum Ecenaz? Farklı yöne ilerliyorsam. Hangi işlemi yapıyormuşum? Karma. Nasıl? Çıkarma. Evet, çıkarma. Daha canlı istiyorum. Sesler daha canlı olacak. Daha aktif olacağız. Aynen. Seni de siliyorum arkadaşım. Seni de neredesin ya? Seni istemiyorum. Ve sen. Şuraya baktığımda şu tuvali temizle diyor ya. Aa, işte hepsini temizledim. Onu yanlış yaptım ya. Neyse, onu yapmayacaktım. Peki, hazır mıyız? Şurada şey diye bir şey var. Şimdi gerek yok. Gerek yok. Şimdi devam ediyorum. Şimdi şöyle bir zemin çizdim. Tamam mı? Zemini çizdim. Şimdi aynı yöne ilerliyorum. Köstebek gibi düşünüyorum. Yağmur. 2 metre yukarıya çıktın. Yağmur. Aynı yönde ilerliyorsun. 3 metre daha çıktın. 2 metre çıktın. Artı. 3 metre daha çıktın. Yağmur. 3-2 daha evet. Kaç metre yukarıya çıktın? Artı 5. 5 metre değil mi? Doğru mu? Sonra. Peki. Aynı yöne mi gittin Yağmur sen? Evet. Aynı yöne. O zaman aynı yöne doğru. Aynı yöne. Dinliyorsun değil mi Ece Kurt? Alper. Hepiniz dinliyorsunuz değil mi? Aynı doğru gidiyorsak hangi işlemi yapıyoruz? Toplama. Toplama işlemini yapıyoruz lalla. Tamam mı? Ama eğer ki onu da bu tarafa yazıyorum. Melisa. Farklı yöne doğru. Bir hareket varsa. Çıkartma işlemi. Ne yapıyoruz? Çıkartma işlemi yapıyoruz. Peki. İşaretini nasıl belirliyoruz Latif? İşaretini neye göre karar veriyoruz? Çıkarma. Şey sayısı büyük olan. Evet. Aynen öyle. Mutlak değerce büyük olan. Çıkarma. Mutlak değeri büyük olan. İşlemi yap. Sonra büyük olanın işaretini al. Büyük olanın ama mutlak değer. Ah su. Su geldi. Bilgisayara gelmesin. Pardon çocuklar ya. Oluyor böyle kazalar yani. Mutlak hocam, değerce. Hocam Melisa yok. Melisa yanında. Büyük olanın işareti alınır. Mustafa hazır sen konuşmuşken. Sana sorayım ne dersin? Olur hocam. Mustafa şekerim. Sen şimdi 5. Bu 5 olamaz ya. Bu çok küçük oldu. Dur. Mantıklı hareket edeyim. Hop seni sildim. Şöyle yapıyorum. Şurası 5'ti değil mi Mustafa? 5 metre gittin ya Mustafa. Tamam mı? Ağaca çıkıyorsun. Ya imkansız da hani köstebeksin ya tırmanırsın. 1 metre daha çıktın ağacın en tepesine. 5 metre çıktın. Hala çıkıyorsun. 1 metre daha çıktın. Kaç metre çıkmış oldun Mustafa? 6 metre. Yani ne var bunda 6 metre? İşte burada bir püf noktası var. Evet 6 bundan ne var diyorsun ama püf noktası şu Mustafa bak. Yukarıya çıktın. Bak yukarıya çıktın. Yine yukarıya çıktın. Aynı yöne gittin Mustafa. Aynı yöne gittiğin için ne yapıyorsun? Topladın. 5, 1 daha 6. İkisi de artı olduğu için yine ne olacak? Artı. Latif, sana soruyorum bak Latif. Geliyor. Dın dın dın. Efe sonra sana soracağım ben. Uyuma sakın. Evet. Latif. Aa. Diyorum ki. Latif sıkıldı yukarıya çıkmaktan. Canı sıkıldı. Komşularını ziyarete gidecek. Top oynayacak ya. Top oynamayı seviyor. Evet. Efe'nin yanına gitti. 7 metre. Eksi 7 metre daha gitti. Sonra dedi ki Efe gel biraz takılalım aşağıya doğru gezelim dedi Efe ile. Sonra eksi 1 metre daha gitti.
Bak şimdi. 7 metre gitti. Artı hala ilerliyor. Artı. 1 metre daha gitti. Ne kadar gitmiş oldun sen? Eksi 8. İşte bu latif farkını gördünüz. Eksi 8 metre. Çünkü 7 metre 1 metre aynı yöne ilerledin. Aynı yöne ilerledim. Eksi 8 metre ilerledim. Efe hazır mısın? Efe. Geliyor. Hazır. Ve bu sefer Efe dedi ki Mehmet Selçuk senle takılalım kanka dedi. Şimdi dedi ki Mehmet Selçuk'la ikisi 8 metre yerin altına gitti. Sonra Latif'i de aldılar yanlarına. Üçü beraber 3 metre daha yerin altına gitti. Aynı yöne ilerliyorlar. 8 metre gitti. 11. Artı 11. Ama nasıl 11? 3 metre daha gitti. O zaman eksi 11 metre ne yaptın sen? Gittin de gittin. Bu oyuna gittin. Peki. Sonra Ravza. Ravza burada mısın şekerim? Buradayım hocam. İşte bu ya. Evet Ravza geliyor soru. Bak şimdi. Soru şu. Diyor ki Ravza diyor ki ben şimdi diyor arkadaşımın yanına Melisa'nın yanına gidiyorum. Eksi 20 metre gittim diyor Ravza. Sonra Ece'yi de aldı yanına. Bir metre daha gittiler ikisi. Orada poğaça börek yapacaklar. O zaman eksi 20 metre gitti. Artı gidiyor çünkü hala aynı yöne ilerliyor yani daha doğrusu. Ve kararını aynı yöne doğru verdi. Bir ilerleme var. Eksi 1 metre daha. O zaman ne olacak Ravza? Eksi 21. İşte bu. Gördünüz Ravza farkını. Eksi 21. Evet. Her biri fark oluşturacak. Kadir, sıra sana geldi Kadir. Hazır mısın? Ve Kadir diyor ki, 1 metre yukarıya çıkıyorum. Kadir ama dondun mu? Kadir dondu galiba. 1 metre yukarıya çıktın. Hayır hocam ben yaşıyorum. Ha, tamam. 1 metre daha çıktın Kadir. 1 metre yukarıya çıktın. İlerliyorsun 1 metre daha. O zaman ne kadar yukarıya çıkmış oldun? Aynı yöne. Aynı yöne. Hocam, biliyorsan... hocam aynı yöne. Evet. O zaman sonuç ne oldu? Kadir söylesene sonucu şekerim. 3. 3. 3. 1 1 daha. Hocam şey diyorsun. Hesabını yapabilir miyim? Yani hesabını yapacak ne var Kadir? 1 1 daha. 1 daha 2. Ve sonuç hocam, 2 işte. Tamam. Normalde bitti. 8'i 5'ten çıkarmıştık. Evet. Kadir karıştırıyorsun. Gelelim. Hocam Yağmur. Normal yerimi belirtmek evet, istedim evet. Ya. Yağmur hazır mısın şekerim sen de? Yağmur hep aynı yöne giden arkadaşlarından sıkıldı. Farklılık olsun istiyor Yağmur. Değil mi Yağmur? Öğretmenim ben farklı farklı gitmek istiyorum. Ne doğru. Yani hep yerin altına takılamam. Diyor ki Yağmur top oynamayı sevdiği için biraz efelerle top oynadı. Ve tam tamına 8 metre yerin altına efelerle oynadı. Yoruldu. Karnı acıktı. Ya biraz da yukarıya çıkayım dedi. Çıktı çıktı çıktı. Daha da çıktı. Tutamıyor çıktı. Yine de çıktı ve burada durdu. Dedi ki artı 6 metrede yukarıya çıktım. Şimdi eksi 8 metre yerin altındaydın. Aa metre dedim şuraya. O metreyi hop gel bakayım buraya sildim. Kalemim. Ha. 8 metreydin. İlerliyor. Ne kadar ilerliyor? Bir 6 metre daha ilerledim. Eksi 2 oluyor. Eksi 2 oluyor ve artık kavradığınızı düşünüyorum. Farklı yöne gitti. Bir yerin altındaydı, top oynadı efelerle. Sonra yerin üstüne çıktı, karnı acıktı. Ne yapsın çocuk? Şey köstebek. O zaman farklı yöne gittiği için farklı yöne gittiği için ne yaptı? Çıkardı. Ve 8'den al çıktı. 2. 8 metre daha derinde. 6 metreden daha çok gitmiş oldu. 8-6'dan mutlak değerci büyük olduğu için senin işareti tercihimdir dedi. Eksi 2 dedi. Doğru mu? Peki. Kime sormadım? Bana. Melisa'ya sormadım. Melisa. Soruyorum. Melisa dedi ki ben yerin altında birazcık böyle top oynayayım dedi. Ravza'yı, Ece Nazlı, Ece Kurt'u çağırdı. Ravza'larla poğaça yapmıştı. Şimdi onları eritmek için de ne yapacak? Top oynayacak. Evet. O zaman Melisa eksi 15 metre yerin altında bir yolculuk yaptı. Sonrasında yine karnı acıktı ve fındık toplamaya gitti. Yağmur, senle fındık toplayalım kız dedi ve
tam tamına çıktılar. Yağmur onu itekledi. Ha gayret Melisa. Çık yukarıya. Çık çık çık. Aa tam tamına. Bir de ne görsünler. 15 metre yukarıya çıktılar. Ve neredeydi burada? Melisa. Sen 15 metre yerin altına git. 15 metre yerin üstüne çık. O zaman sonuç ne oldu? Duymuyoruz. Sıfır. Sıfır oldu. Çünkü farklı yöne gittiği için Kadir ne yapıyoruz? Farklı yönde çıkartıyoruz. Mehmet Selçuk dalmıyorsun değil mi? Çıkartıyoruz. 15'te sıfır kaldı. E sıfır kaldı. İşaret olmaz zaten değil mi? Ne işaret olacak? Nötr çünkü. Mehmet Selçuk. Do you understand me? Yes. Yes, I do. Anlıyorsunuz değil mi? Çok yes. Tatlı mı sanki ya? Böyle ne bileyim yani o oturduğunuz yerden nasıl hareketli olacaksınız? Böyle işte benim dediğim gibi böyle böyle la 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 ha ha. Evet, bak en hareketli Yağmur. Bakıyorum başka. Mehmet Selçuk evet kafasını kıpırdatıyor. Shoot ve goal kime soruyorum? Mustafa hazır mısın sana sorayım. Ne hocam? Hazır ne mısın? Hocam? Mustafa. Hazır. Bir tane PDF göndereyim mi tam sayılarda topçukla alakalı? Hayır hocam. Ben PDF'ler bende açılmıyor. Mustafa niye böyle yapıyorsun ya? Soruya bakacaksın, deftere çözeceksin ya. Mızıkçılık yapma lütfen. Efe sen yaparsın. DJ Efe. PDF'ler ona dayanmaz değil mi Efe? Evet. Evet, Ravza da yapar, Cikurt da yapar. Bak Mustafa herkes yapıyor ödevini gördüğün gibi. O zaman çıkırt çıkırt la 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 bir temizlikten sonra ve yeni sorular geliyor. Artık dakikamız var hocam. Şurayı silmeyeyim ama. Peki şöyle bir soru sorayım. Latif, aynı yöne gidiyorsak hangi işlemi yapıyordum? Toplama. Ne? Duyamadım. Toplama. Peki. Ravza, farklı yöne gidiyorsak hangi işlemi yapıyorduk? Çıkarma. Evet. Efe, aynı yöne doğru gidiyorsam, aynı yöne, aynı yöne hangi işlemi yapıyorduk? Toplama. Ecekurt, farklı yöne gidiyorsam, bir aşağı bir yukarı, bir yukarı bir aşağı, hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma. Çıkarma. Yağmur, ve ben şöyle başım öne doğru, zemine doğru gidiyorum hep. Yani zemin altına doğru gidiyorum. Hangi işlemi yaparım? Toplama. Peki Razla, ağacın tepelerine çıkıyorum. Doyamadım, tekrar çıkıyorum. Hep aynı yöne gidiyorum. Ne yapacağım? Hangi işlemi yapacağım? Toplama. Toplama. Toplama işlemi. Peki, Latif,